Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farsça gramer dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz 3. kitabın 11. dersi, dersi yazdık. Her zamanki gibi bir konuyla başlıyoruz. Bir okuma parçası var. Okuma parçasının başlığı Şiraz şeklinde. Bir önceki metinde, bir önceki dersin okuma parçası İsfahan'dı. Burada da Şiraz'dan, yine İran'ın meşhur kentlerinden biri olan Şiraz'dan bahsediliyor. Şimdi bu okuma parçasında geçen sözcüklere bakalım. Birinci sözcüğümüz agashodan. Agashodan resmi bir ifadedir aslında. Shurishodan ise daha çok konuşma dilinde geçiyor. Bu nedir arkadaşlar? Başlamak. Aşağıya bakıyoruz. Agas kerden, shuru kerden var. Şimdi biliyorsunuz bu shodan yardımcı fiil ve kerden yardımcı fiili birbirinin aslında nedir? Biri edilgen yapıyorsa diğeri etken yapıyor. Şimdi bu başlamak ise bu ne olur? Başlatmak olur. Başlamayı başlatmak. Evet, bu başlatmak oluyor. Devam edelim. Başkuh, ba var burada biliyorsunuz. Ba ile anlamını veren bir edattır. Ama kelimelerin önüne geldiği zaman li kelimeye li sahip anlamı katar. Mesela burada şukuh görkem demek. Yani heybet, şatafat anlamında görkem demek. Başkuh görkemli. Muhteşem. Görkemli anlamı katıyor. Lıl diye anlamı katıyor burada kelimeye. Devam edelim. Baki, baki bildiğimiz kelime kalan anlamında kalan şey. Baki manen kalmak. Baramgah-ı Hafız. Baramgah türbe demektir. Hafız meşhur şair. Hafız-ı Şirazi'nin türbesiymiş burası. Evet. Evet, baki manen'i söyledik. Kalmak dedik. Berhastan. Berhastan, yeni zaman kökü berhiz oluyor. Bu kalkmak, yerden kalkmak anlamı da var. Çıkmak anlamı var. Doğmak anlamı var. Buna benzer anlamlara sahip bir fiil. Bir hatırı, bir hatırı biliyorsunuz yani bir kalıp ifadedir. Nedeniyle, sebebiyle anlamı katar. Tekmil, tamamlama. Hatır, tek başına kullanıldığı zaman yani hatır, bildiğimiz hatır anlamı var. Gönül anlamı var, hafıza anlamı var. Sebep anlamı var. Buna benzer birçok anlamı var hatır kelimesi. Bu anlamlarla karşımıza çıkıyor. Biz genelde bu kelimeyi metinlerde daha çok şu kalıp ifade şeklinde daha çok görüyoruz. Tek başına çok nadir karşımıza çıkıyor. Evet. Aramgah-ı Sedi. Bu da Sadi Şirazi'nin türbesiymiş. Harç, masraf. Gider yani. Şahsiyet, kişilik, şahsiyet. Şukuh, görkem, şatafat. Yukarıda ba şukuh diye gelmişti. Burada sadece şukuh olarak geldi. Devam edelim. Tul keşiden beraber alıyoruz. Sürmek. Yani zaman. Zamanın sürmesi. Yani bir arabayı ya da bir atı sürmek değil bu. Zamanın sürme hali. Etik, eski anlamında, antika anlamında. Bazar-ı Vekil yine bu Şiraz'da meşhur bir pazarmış galiba. Ecep burada nida halinde yani öyle bir şaşkınlık bildiren, yani muhteşem anlamını bildiren bir kelime de bu. Aa, acep, aa, ne güzel tarzında bir ifade bu. Aynı ifadeyi şu şekilde karşımıza çıktığı zaman ecip. Burada da şaşırtıcı, tuhaf anlamı veriyor. Tabii bu kelimeyi biz aslında Türkçe'de ne biliyoruz? Acayip. Acayip bir adam gördüm mesela. Aynı kelime. Tabii yine Arapçadan hem Türkçe'ye hem Farsça'ya geçmiş. Kalem kelimesi var. Kalem bildiğimiz kalem sözcüğü zaten. Dervaze-i Kur'an. Bu da yine bir işte şu büyük kapının adıymış Dervaze-i Kur'an. Özel isim. Kavis, kağıt. Mordan. Pardon, özür dilerim. Mordan. Ölmek yani. Mir, geniş zaman kökü mir oluyor. Morden, ölmek. Evet, bu hoş anlamında, güzel, hoş. Mütedil, ılıman, vekil, vekil, şahçırak, yine bu mekanın adı. Evet, şimdi metnimiz başladı. Metnimizi okuyalım. Şiraz, Merkezi Ostan-ı Fars yek yaz meruf terin ve dideni terin şerha İran est ki
دو امپراتوری بزرگ جهان یعنی هخامنشی و ساسانی از آن درخواسته است. Birinci paragraf hemen çevirelim böyle. Şiraz merkez Osmanlı Fars. Bakın burada iki virgül arası gelmiş. Nedir bu? Bedeldir değil mi? Yani bu Şiraz'ın açıklamasıdır bu. Fars eyaletinin merkezi yani Şiraz. İlk ez meruflerin ve didenitlerin şerha İran est. İran'ın nedir? İran'ın görülmeye değer dideni neydi? Görülesi. Turistik demiştik biz bir önceki derste. Turistik ya da görülmeye değer, en görülmeye değer, en görülmeye değer ve en meşhur meşhur şehirlerinden biridir. Ki bu şehir Du İmparatori Bozorgi Cihan dünyanın iki büyük imparatorluğunu yani Hakamaniş ve Sasaniler veya Hakamanişiler Ezon oradan Merhasten oradan çıktılar. Yani orada gün yüzüne çıktılar. Evet. Demek ki Şiraz neymiş? Fars eyaletinin merkezi Şiraz. İran'ın en görülmeye değer, en görülesi ve en meşhur şehirlerinden biridir. Ki bu şehir dünyanın iki imparatorluğunu yani Sasani ve Hakamanişiler Ezan oradan çıktılar diyoruz. Evet, ikinci paragraf okuyorum. Taht-ı Cemşid paytahtı Hakamanişiyan ki yeki az başkuhterin paytahtı tarihi cihan bu deyazd در 6 کیلومتر شمال شیراز قرار دارد. تخت جمشید مساحتی در حدود 1305000 متر مربع داشته و تکمیل ساخت آنهای آن تقریبا یک قرن طول کشیده است. ikinci paragrafı çevirelim. تخت جمشید این بو بیلیه را ده نیمش برسه پایتخت خخامنشیان. خخامنشیلرین başkenti تخت جمشید. یعنی پرسپولیس دیگر آدیلا. Ki buranın sıfatı geliyor. Bu iki virgül arası bedel oluyordu. Şimdi burası da sıfat gelecek. Ki yeki az başkuhteri paydakoy tarihi cihan budi az. Ki dünya tarihinin en görkemli başkentlerinden biri olmuştur. Olmuştur. Devre sıfatı veririz. Olan. Dünya tarihinin en görkemli başkentlerinden biri olan Taht-ı Cemşid yani Paktaht ve Hakamanişiyan der 6 kilometre şomale Şiraz karar dörer. Şiraz'ın kuzeyine 60 kilometre mesafede karar dörer bulunur. Taht-ı Cemşid mesafeti der hududu burada ne diyor? İşte Taht-ı Cemşid mesafet alan der hududu yaklaşık 135.000 metre murabbe taştı. Yaklaşık 135.000 metre kare, burada kare alanı, metre kare alana sahip olup taştı o. Burada devam ettiği için sahiptir de diyebiliriz. Yani sahip olup diyebiliriz. Tekmili sahtemen hayi al takriben yek kar tur keşti. Devamında ne diyor? Tekmili sahtemen hayi al. Onun binalarının sahtemen binalar demek. Binalarının tamamlanması. Bu o kime gider? Taht-ı Cemşid'e gider. Yani o Taht-ı Cemşid'de yapılan binaların tamamlanması takriben yaklaşık olarak yek karın bir asır tur keşti yaz sürmüştür. Demek ki bir asır sürmüş oradaki yapılan binalar. Bir diğer paragrafa geçiyoruz. Der şerhayı diğeri Osmanlı Fars niz. Asar muhimi az doğreyi Hakhamaneşi ve Sasani baki mandi. Ki kahi Şahen Şahani Sasani der Firuzabad yeki az anhast. Bu paragrafta ne diyor? Der şerhayı diğeri Osmanlı Fars.
Fars eyaletinin diğer şehirlerinde de ayrıca de Asar-ı Muhimi önemli eserler hangi döneme ait? Ez burada den, dan anlamı yani ait anlamı katar. Hangi döneme ait? Şu döneme ait önemli eserler. O dönemler neymiş? Ez Dore-i Hakhamaneşi ve Sasani. Bakır Mandi. Evet, Sasani ve Hakhamaneşi döneminde ne ait önemli eserler Bakır Mandi kalmıştır. Ki Şahenşahani Sasani der Firuzabad Yekyazanhaz. Ve kalmıştır ki Firuzabad yine burada bir yer adı. Firuzabad'daki Sasanilerin imparatorlarının sarayı ya da Şahenşah imparator demek. İmparatorlar sarayı Yekyazanhaz onlardan biridir. Evet. Diğer paragrafa geçelim. Şiraz Aherin Paytaht-ı İran. Kablez, Tahran, Tahudu, De, Dibis, Salfiş, Gudeyaz. Ve de hatırı şahsiyet-i edebi ve ferhangi kod manen de hafız-ı sadi şöhret-i feravan darat. Bu parata ne diyor? Şiraz Aherin Paytaht-ı İran. İran'ın son, en son başkenti. Peki hangi dönem? Kablez, Tahran. Tahran'dan önceki İran'ın en son başkenti. Ne zamana kadar? Tahudu de Divisal Pişbudes. Yani yaklaşık Hudu de yaklaşık 200 yıl öncesine kadar Tahran'dan önceki İran'ın en son başkenti idi. Ve bir hatır şahsiyet edebi ve ferengi ihod ve kendisinin kültürel ve edebi şahsiyetleri nedeniyle ki bunları örnek vermiş kim gibi? Manani Hafız-ı Sadi. İşte Sadi ve Hafız gibi kendisinin kültürel ve edebi şahsiyetleri nedeniyle şöhret-i feravan darat. İşte büyük, geniş bir şöhrete sahiptir. Feravan geniş, büyük. Alımlarına geniş. Diğer paragrafa geçelim. Havai Şiraz, Mutadil ve Besyar, Metbuyaz ve Bahfa ve Serfayan, Şöhret-i Tarihi darat. Haramgahı Hafız-ı Sadi, Şairan-ı Bozorgiran, Dervaze-i Kur'an, Ziyaretgah-ı Şah, Çerah, Bazar-ı Vekil ve Mescid-i Etik, Az Asar-ı Dedeni, Şiraz'a. Evet, burada ne diyor? Şiraz'ın havası mutedil, ılımandır ve besyar, metbuas ve çok metbuya hoştur. Ve Baha ve Serfayan ve onun servileri Servi ağaçları ve bağları şöhret-i tarihi daran, tarihi şöhrete sahiptirler. Demek ki bayağı meşhurlanmış Servi ağaçları ve bağları. Haramgahı Hafız-ı Sadi, Şairan-ı Bozorgiran, İran'ın büyük şairleri Sadi ve Hafız'ın türbeleri, Dervaze-i Kur'an, işte özel ismini, Ziyaretgah-ı Şak, Çerah, evet, Bazar-ı Vekil ve Mescid-i Etik ve burası bu sayılan isimler Az Asar-ı Dideni Şiraz Ant. Bunlar nedir? Şiraz'ın görülmeye değer turistik eserlerinden birler. Ant. Şiraz Hastan. Ant. Burada birleşik olmak fiili gelmiş. Evet sevgili arkadaşlar, metnimizi bitirdik. Şimdi gramer hususlarına geçelim. Şimdi sayılardan bahsediyor bu derste gramer konusu olarak. Adedi, esli, temel sayılar. Burada basit sayılar önce vermiş. Nedir? Yek, bir, de, on, heftap, 70, set, 100, divist, 200, şetse, 600, hezar, bin, milyon, milyon, milyar, milyar. Adedi mürekkep burada da birleşik sayıları vermiş. Yani birden çok sayılar oluşan, ayrı kelimelerden oluşan. Sivudu, 32. Divistu, bistu, heft, 227. Hazaru Pansadu Çahalunu 1549. Evet, genelde dikkat edin aralara bir V bağlacı geliyor ve bu tabi burada V okumuyoruz biz bunu. Hazar ve Pansad ve Çahal ve demiyoruz. Bu diye okuyoruz bunu. Hazaru Pansadu Çahalunu O şeklinde bu V bağlaçları okuyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer sayı türümüz Adad-ı B sureti cem yine çoğul
anlamı veren sayılar. Nedir bunlar mesela? Deha paket. İşte onlarca paket. Sedha temr. İşte yüzlerce kul. Hezara ya da hezarha şeklinde gelebilir nefer. Binlerce kişi. Bakın buradaki bu çoğul iki sayıya ne anlamı katıyor? Lerce, larca anlamı katıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Lerce, larca. Yüzlerce, binlerce. Milyonuha canver. Milyonlarca hayvan. Ya da canlı. Milyarha riyal. İşte milyarlarca riyal. Evet. Bir diğer konu başlığı neymiş? Nim. Yarım anlamına gelen kelime. Farsçada iki tane yarım anlamına gelen sözcük var. Nim ve nes var. Bunlar arasında bazı nüans farkları var. Şimdi bakalım açıklama bize ne diyor? Nim kablez es bedin izafe bekar mı yarat? Diyor ki nim, yani yarım anlamına gelen bu sözcük kablez es isimden önce ve bedin izafe, yani tamlama şekli, tamlama olmadan, yani mesela nime ne diyelim? Nime nan, ekmeğin yarısı mesela. O öyle değil mi? Nim nan. Yani izafe yok. Yani e sesi vermeden okunuyor. Mesela burada vermiş. Nim kilo. Nime kilo değil. Nim kilo. Yarım kilo. Nim saat. Nim metre. Yarım metre. Yarım saat. Bakın hani izafe şeklinde yani o kesri burada olmuyor. Nim kilo. Ve isimden önce kelime gelmiş. Dikkat edin. Sonra diyor ki bedez edet ba ve istifade bir şeret. Diyor ki sayıdan sonra ise ve ile kullanılır diyor. Eğer sayıdan sonra gelirse. Yekunim, bakın burada yekunim, yani 1,5. 1 ve yarım, yani 1,5. Pencunim, 5,5. Saati heftunim, burada da saat 7,5. Ve devam etmiş. Hem çunim bedez ism ba ve miayet. Ve yine aynı zamanda diyor ki isimden sonra yine ve ile ve gelir diyor. Du saat du nim, evet. Penç metronim, da kilometronim. Yine burada da 2 saat, 2,5 saat yani. 5 metre, 2, 5,5 metre. Ve kilo, 10 kilo yarım, yani 10,5 kilo. Bakın dikkat edin, nim burada sonra da gelmiş oluyor. Bakalım, şimdi nisften bahsetmiş. Nisfin yarım anlamına gelen diğer kelime. Bu ise kablez ism, müfred ya cem, bay zafem ya yer. Bu isimden önce gelirse izafe şeklinde geliyor. Yani kesriliyor biz onu okuyoruz. Bakın nesve kağız. Nesve kağız. Kağıdın yarısı. Nesve kul. Paranın yarısı. Nesve yek livan. Bir bardağın yarısı. Pardon. Devamı var mı? Nesve yek livan. Bir bardak suyun yarısı. Yani yarım bardak su. Nesve danışıyan. Öğrencilerin yarısı. Nesve merdum. İnsanların yarısı. Yarısı. Halkın yarısı. Devam etmiş. Ne diyor tekrar? Az nesf der fiil mürekkep niz istifade müşerret. Yani birleşik fiillerde de nesf kullanılır diyor. Mesela in pura nesf konit. Bu parayı kur para dedi. Bu parayı nesf konit. Nesf kerden. Bakın burada yani yarıya bölün. Nesf kerden. Bu şekilde fiil içerisinde de nesf kelimesi kullanılıyor. Şimdi devamında bizden bir egzersiz istiyor. Neymiş? Diyor ki aşağıdaki meseleleri de çözülüyor. Problemleri çözülüyor. Yani matematiksel problemler. Neyse bakalım. Neyse 45 sayfa kitap kondiyast. Megar 40 sayfa umaktis. 12 sayfa kendiler az megar. Onha rüy hem 40 sayfa kitap kondiyast. Önce bir anlayalım. Mehsa özel isim bir vatandaş. 45 yani 45 sayfa kitap kondiyast. 45 sayfa kitap okumuştur. Meyhar ise çağ sefi. Meyhar ise 40 sayfa ve mehtis de burada bir daha kitap handes demiyor. Yani aynı fiili ortak kullandıkları için bir daha fiili kullanmamış. Ve mehtis de devazlar sefi. Sefi kemterez meyhar. Bu da meyhardan devazlar 12 sayfa daha az. Kitap handes. Şimdi ne diyor? Anha rüyhem, yani onlar toplamda rüyhem, toplamda çen sefe kitap, kaç sayfa kitap? Handeyat. Kaç sayfa kitap okumuşlardır. Şimdi burada artık ayrıntılı bir matematik açıklamasına girmeyeceğim arkadaşlar. Daha önce de yaptığım için Sadu
sizler sefri yiyeceğiz toplumu. İkinci problem bakalım. Aşida ve şeş nefer der restorani Şam kordant. Şami aşida 3900 tuman. Nefer doğum 4000 tuman ve bakiye her nefer 3700 tuman şot. Hesap kurut aşida ve dostanış rüyü hem çıkadır pertafta yaptı. Önce anlayalım. Aşita özel isim bir vatandaş ve 6 nefer ve 6 kişi der restorani bir restoranda. Şam oradan. Şam hem akşam anlamına gelir hem de akşam yemeği anlamına gelir. Burada tabii ki akşam yemeği anlamına kullanılmış. Akşam yemeği yediler. Şam ve Aşida, Aşida'nın akşam yemeği 3900 yani 3900 tuman. Yani ne kadar tuttuğunu söylüyor. Neferi doğum ikinci kişinin akşam yemeği. Burada ikinci kişinin, bu Şam'ı buraya bağlıyoruz. İkinci kişinin ne kadar tutmuş? 4000 tuman. 40.000 tuman. Ve bekleyi her nefer 3000 ve geriye kalan her kişinin hesabı da 3000 3000 3000 700 tuman oldu. Buna göre ne diyor? Hesap konut hesaplayın. Aşta ve dostanış, aşta ve arkadaşları ruhen toplamda üst üste yani ruhen üst üste toplam olarak çekat ne kadar perdahtayan ödediler. Perdahtan çok önemli bir fiil, çok anlamlı bir fiil bu. Yani birçok anlama gelen bir fiil. Burada tabii ki parasal bir ifade olduğu için ödemek anlamına geliyor. Ne kadar ödediler diyor. Evet hesaplamıştık. Ne kadar ödemişler. Tabii sondan hemen sayı arıyoruz. Bistu şeş hezaru çahar set. Tamam diyoruz. Üçüncü soru. Se nefer kari hodra der furuşkahi bahem bahem ağız kerden peses yek mah evveli panser hezar tuman dovomi şeş set hezar sevomi çahar set ve heştad hezar tuman grift. Kodam yek bişter ve kodam yek kevter grifte yaz. Cemi puli ki se nefer grifteyen çıkadır yaz. Baya bir üniversite matematik sorusu sormuş bize. Neyse bir bakalım. Anlayalım önce. Se nefer kari hodra der furuşkahı bahan avaskerde. Üç kişi işlerine yerde der furuşkahı bir alışveriş merkezinde bahan birlikte avaskerden başladılar. Pesaz yekmak bir aydan sonra evveli birincisi, birinci kişi balsa dezer tuma birincisi 500 bin tuma. İkincisi dovumi, yani ikinci kişi şesse dezer 600 bin tuman. Üçüncüsü sovumi çarsa do heşta dezer tuman. Üçüncüsü de 470 bin pardon 80 bin tuman grift aldı. Evet her birine kadar aldığını söyledi. Kodam yek bişter. Hangi biri yani hangisi daha fazla ve kodam yek ve hangisi hangi biri kemter daha az grifteyaz. Daha azalmıştır. Cemi puli ki se nefer grifteyaz. Çıkadres. Cemi puli paranın toplamı ki 3 kişi aldılar. Yani 3 kişinin aldığı paranın toplamı çıkadres ne kadardır? Evet bakalım. Dovomi bişter grifteyaz. Şimdi ikincisi tabii ki fazla almış diyoruz. Sevomi kemter grifteyaz. Üçüncü kişi en az almıştır. Cem ve Pülike Senefer Grifteyat 3 kişinin aldığı toplam para da ne kadarmış? Bakıyoruz. Sado Bencahu Heştat pardon bir dakika şurada yanlış okudum. Milyonmuş ya. 7 milyonu Bencah Bent 7 milyonu Ben Sado Heştat Hazar Tuman bir şey evet. Toplamı. Para toplamı o kadar. Evet, şimdi sıfatlara geldik arkadaşlar. Yine Farsça'da böyle bir konu. Sıfat türlerinden bahsediyor. Burada bir pozitif mutabık sıfat türünden bahsediyor. Bu nasıl bir sıfat türü? Örneklerle de yanlışılır. Cezri bozork. Cezri bozork büyük ada demek. Cezayir-i bozork ise büyük adalar. Burada Cezayir, Cezire, Cezayir çoğulu geldi adalar. Yani katmerli bir şekilde büyüdü. Eseri
meruf, meşhur eser. Asar-ı meruf, meşhur eserler. Buradaki tekil hali, buradaki kelimenin çoğul hali. Gazaya hoşmezze, lezzetli yemek. Evet. Devamında ne diyor? Diyor ki, yek isim mümkün ez duya çan sıfat taşlı başar. Yani bir isim mümkündür. İki ya da birkaç sıfat alabilir diyor. Yani sıfat almamız ile tek bir sıfat gelecek bir durum yok. Birden fazla, iki ya da daha fazla sıfat da olabilir. Hemen örneğine bakalım. Cezayir-i Bozork, tarihi ve ziba. Mesela bakın burada Cezayir. Bu ismin sıfatları üç tane. Hem büyük, hem tarihi, hem de güzel. Yani güzel, tarihi ve büyük adalar. Diğer sıfat anlaması bakıyoruz. Diğerinde de yine aynı şekilde. Nane nazuku latifu nerm. Şimdi nazuk ince, latif ve nerm yumuşak. Ve yumuşak ekmek. Üçü de nedir? Üçü de ekmek ismini niteler. Üç tane sıfat yanına gelmiş. Sonuncu sıfattan önce ve bağlacını görüyorsunuz. Diğer sıfatlarda arada virgül aldığını görüyorsunuz. Devamında ne diyor? Du ya çen es mümkün es yek sıfat taşlı başa. Bu sefer tam tersi. Biraz önce bir isim birden fazla sıfat alabilir demişti. Bu sefer de birkaç isim tek bir sıfat alabilir diyor. Yani tersi de mümkün. Mesela kuha, cengalha ve deşhay ziba. Bak bu sefer tek bir sıfat var ve üç tane isim var. Yani bu sıfat bu üç ismi de niteliyor. Dağlar, ormanlar ve ovalar. Yani güzel ovalar ya da buradan alalım. Güzel dağlar, ormanlar ve ovalar. Diğerine bakalım. Çelo kebap. Migu ve abguşte huşmezi. Buraya yemek isimleri gelmiş. Bunları direkt aynen alıyorum. Lezzetli abguşt, migo ve çöle kebap. Yani bu üç yemeğin sıfatı hoşmazı. Üçünü de ne yapıyor? Niteliyor. Demek ki bu şekilde de karşımıza gelebilir. Devam ediyoruz. El sıfat mümkün ez becayis misifade şeret. Burada da diyor ki yani sıfat ismin yerine de kullanılabilir diyor. Değil mi? Yani sıfat ismi yerine de geçebilir. Evet, nasıl oluyor bu? Örneklerine bakalım. Cevan porsit. Mesela cevan nedir? Genç. Yani sıfattır. Onur da isim yerine geçmiş. Genç sordu. Aynısını Türkçe'de biz de yapıyoruz. Değil mi? Genç sordu. Pir, yaşlı, cevap verdi. Yani yaşlı adam cevap verdi. Ya da yaşlı kadın. Bilemiyoruz artık. Kuban, heme, reften. Kup, iyiler. Yani iyilerin hepsi gitti. Gittiler. Erzan, hara, fruhten. Erzan, ucuz. Ucuzları. Yani bu ucuz artık meyvedir, sebzedir, artık kitaptır, neyse. Ucuzları sattılar. Evet. Devam edelim. Şimdi komparatif adjektif, yani sıfatı berten, üstünlük sıfatına değinelim şimdi. Sıra ona geldi. Bakalım. Şimdi üstünlük sıfatı zaten genelde ne alır? Sonra bir ter ekini alıyordu. Cümleye bakalım. Kevir merüfter. Kevir-i merüfter. Kevirhay-i merüfter. Deşti zibater. Deşhay-i zibater. Mesela önce kevir nedir? Çöl demek. Kevir-i meruf. Normalde bu normal bir sıfat tanımlaması. Meşhur. Meşhur çöl. Ama daha meşhur çöl dediğimiz zaman daha meşhur çöl terle diyoruz. Kevirhay-i merüfter. Daha meşhur çöller. Evet, tabii kevir-i çöl oldu. Deşti zibater. Deşti ziba güzel ova. Deşti zibater daha güzel ova. Deşhayi zibater yine bu sefer çoğul oldu. Daha güzel ovalar. Evet. Burada ne diyor? Sendeli ez mis kuşak teres. Tabii bu üstünlük sıfatı daha çok kıyaslamalarda, karşılaştırmalarda değil mi? Karşımıza çıkar. Bunun için burada bir örneği vermiş. Sandalye, yani sandalye az mis masadan küçükler az. Daha küçük tür. Sandalye küçükler az mis az. Burada da bak yer değiştirmiş. Yani şu küçükler başa gelmiş bu sefer. Sandalye küçükler az mis. Mizden daha küçük tür.
Peder ura bişter az to dustayat. Peder ura baba onu bişter daha fazla az to senden daha fazla dustaret seviyor. Evet. Ya bunda ne diyor arkadaşlar? Bakalım. Harfi izafe. Ta. Bu ta edat anlamına gelen ifade. Bakalım bu ne yapıyormuş? Niz bas sıfatı berter be kar mirevet. Bu da diyor yani bu üstünlük sıfatıyla berber kullanılabilir diyor. Fakat ta der ahiri cümle mi ayar. Fakat o cümlenin sonuna geliyormuş ta. Ve bedezar ve ondan sonra da morode dovo mukayese gözleşte bir şeret. Ve ondan sonra da ikinci o kısım ne olur? Kıyaslanır. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Şimdi burada kıyaslama yapıyor ya hani sandalye kuçaklar az mis. Yani sandalyeyi mizle masayla kıyaslıyor ve üstünlük sıfatıyla. Bunun bu ifadenin bir benzeri ta ile de yapılıyormuş. Bakın örnekte bunu da iyi anlarız. Yani bu şekilde de yapılabilir bu kıyaslamalar ya da ta ile de yapılabilir. Şimdi görelim. Diyor ki nakle kol müstakim bişter istifade bir şeret. Ta nakle kole gayri müstakim. Şimdi nakle kole müstakim yani doğrudan anlatım. Doğrudan anlatım bişter istifade bir şeret. Daha fazla kullanılır. Ta e oranla e kıyasla neye kıyasla nakle kole gayri müstakim işte dolaylı anlatıma oranla kıyasla daha fazla kullanılır. Birincisi. Bakın bu da bir kıyaslama. Bir örnek daha. U bişter karmi konak. Ta zindegi. Yani o daha fazla çalışıyor. Neye? Zindegi. Yani yaşamaya oranla daha çok çalışıyor. Yani yaşamaktansa daha çok çalışıyor. Bu sefer çalışma fiilini yaşamak fiiliyle kıyaslamış. Bir diğer cümleye bakın. İn bişter abes taşir. Bu daha çok sudur. Taşir yani süte kıyasla yani sütten süte kıyasla daha fazla sudur. Yani sütten daha fazladır. Yani buradaki su anlamında. Kıyaslama yapmış. Bu ta'nın bu anlamına da dikkat edin bu arada. Ta biliyorsunuz çok kullanışlı bir harf-i izafe adet kelimesi. Yani 40'ın üzerinde anlamı var. Mehmet Kanar'ın bir ara sözünde bakmıştım. Yani çok dehşet anlamları var ama tabii 40 anlam dedik gözümüz korkmasın. Bu anlamların 3'ü ya da 4'ü çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir diğer sıfat türüne geçelim. Sıfatı berterin yani üstünlük. Yani en üstün, en güzel, en iyi, en çirkin, en büyük anlamına gelen üstünlük sıfata bakalım. Burada ne olur arkadaşlar? Burada ne oluyor? Burada ise biraz da ter eki terin oluyor. Ama tanımlamanın başına geliyor kelime. Burada. Öyle bir fark var. Meruf terin, kevir. Bakın dikkat edin. Üstünlük sıfatında yukarıdaki sıfata oranla mesela biraz önce keviri meruf terdi. Sıfat sondaydı. İsim baştaydı. Burada ise üstünlük sıfatında üstünlük sıfatı başta olur her zaman. Buna dikkat edin. Meruf terin, kevir. En meşhur çöl. Meruf terin, kevir. Ha, en meşhur çöller. Hoşmeze terin, gaza. En meşhur yemek. Ekterin, gazaha. En iyi yemekler. İn kevir, meruf terin, kevirez. Bu çöl en meşhur çöldür. Evet. İn kevir, az heme, meruf terez. Burada da yine karşılaştırma yapmış. Bu çöl az heme, hepsinden meruf terez. Hepsinden daha meşhurdur. Evet. İn kevir az heme kevirha merüfter est. Bu çöl az heme kevirha çöllerin hepsinden daha meşhurdur. Bu da üstünlük anlamı katıyor değil mi? Böyle kıyaslama yaptığı için burada da yine aynı anlamı verdiğini bize anlatmaya çalışmış tabii ki. Devam edelim. Bakalım burada ne diyor? Sıfat-ı berterin ba kesri izafe o ismi cem dare-i karbon edebi est. Yani bu üstünlük sıfatı izafe kestesiyle, izafe şeklinde ve çoğul isim haliyle edebi kullanıma sahiptir. Yani edebi bir kullanımı vardır onu diyor. Edebiyata da çok kullanılıyor diyor.
merüfterin kevir. Meniye kevir ki azhar ve merüfteraz. En meşhur çöl. Yani ne diyor bu? Ye kevir ki bir çöl, bir çöl ki azhar ve merüfera, hepsinden meşhurdur. Hepsinden meşhur olan çöl. Merüfterin kevirha. En meşhur çöller. Yani çend kevir. Yani birkaç tane çöl ki azhemi mörüftere. Hepsinden, diğerlerinde, diğer hepsinden meşhur olan birkaç çöl. Yani mörüfterin kevirha. Yani bu anlamına gelir. Mörüfterin kevirha. Bak mörüfterin ne kevirha? Bakın burada bir işte ne vardı? Yukarıdaki şu anlatılmak istenen şeyi burada vermiş. Eğer böyle izafet, yani böyle kesreli okunursa bu bir edebi kullanımdır diyor bize. Ama normalde aslında sakinli okunuyor aslında. Ama edebiyatta böyle kesreli de karşımıza çıkıyormuş. Evet, Merifleri Kevri en meşhur çöller. Bir daha açıklamasına girmiyorum. Aynısı yukarıda var zaten. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Burada da sıfatı bir kaydı. Bu da kuralsız sıfatlar. Şimdi tabii parçada sıfatların yani %80 ya da %90'ın kurallıdır. Yani ter ve terin ekleriyle üstünlük ve karşılaştırma sıfatları oluyor. Ama bazı sıfatlar düzensizdir. Ve bunu İngilizce'de, yani Almanca'da ya da Fransızca'yla hem hal olan arkadaşlarımız bilirler. Orada da aslında benziyor. Orada yine böyle iyi, kötü, böyle temel, belli başlı sıfatlar düzensizdir. Parçada da böyle. Mesela hub, iyi demek. Bir diğer hubalı bek de iyi anlamına geliyor. O ne oluyor? Ter ve terin eklerini genelde beh üzerinden alıyor. Behter, behterin. Mesela bu hubu hubter diyemiyoruz. Behter. Behterin demesi gerekiyor. Tabii burada behle düzenli oluyor ama hubu karşı, yani hubter olmuyor. Bir diğer kelime ziyat. Ziyat çok demek. Biş çok anlamına geliyor. Burada mesela ziyatter demiyor. Biş üzerinden daha, bişler daha fazla. Bişlerin en fazla. İşte bu ne oluyor? Düzensiz sıfat oluyor. Yani şu ikisini düşünürsek, şu ikisi üzerine gidersek düzensiz oluyor bunlar. Tabii şu ikisini alırsak da düzenlidir diyebiliriz. Yani yarı yarı aslında bir durum var. Evet, devam edelim. Buna ilişkin egzersizimiz var. Sert. Evet, bundaki egzersizlere geçelim. Sert, soğuk, sertler daha soğuk, sertlerin en soğuk. Veya ezheme sertler hepsinden soğuk. Yani şu ikisi birbirinin muadilidir demek istiyor bize. Porap sulu, porapter daha sulu, porapterin en sulu. Ezheme porapter hepsinden sulu. Cezzap çekici, cezzapter daha çekici, cezzapterin en çekici, ezheme cezzapter. Vesi geniş, veziter daha geniş, veziterin en geniş, ezami vesiter. Hepsinin geniş. Latif, latif, latifte daha latif, latiflerin daha latif, en latif vardır. Ezami latifler, hepsinden latif. Evet. Ecip, yani tuhaf, acayip. Ecipler daha acayip. Ecipterin, burada iyi getirmiş arkadaşlar. Ecipterin, ezami ecipler, hepsinden acayip, hepsinden tuhaf ve hepsinden muhteşem. Hepsinden şaşırtıcı diyebiliriz. Leziz, lezzetli. Lezizler daha lezzetli. Lezizlerin. Bunu ben niye yazmışım? Hep unutmuşum ikisinde de. İn olacak bu arkadaşlar. Azami lezizler hepsinden lezzetli. Bu ikisini de in ekleyeceğiz buraya. Bakalım şu tıklı küçük bir yan acaba. Bazen. Bazen küçük geldiği için de daha yazmışım. Neyse. Şimdi sıfat-ı sade, yani sade sıfata bakalım. Bu nedir? Sıfat-ı ki tenha yek, tenha az yek cüz teşkil mi şevet ve ne mi tevanim andra bir eczayı kuçekter taksim kolim. Yani tek bir parçadan ya da işte en küçük bir kısımdan oluşuyor. Onu bir parçalara bölemiyoruz. Buna biz sade sıfat diyoruz. Mesela işte hub. Hub ne iyidir? Mesela biz bu hubu bölemiyoruz. Yani en kök hali bu zaten. Bad, kötü, ziba, güzel.
Devamında ne var? Sıfatı mürekkep birleşik sıfatlar. Burada işte isim, yani iki kısımdan oluşuyor. İsim sıfat, isim ve sıfattan oluşabilir. İşte isim sıfattan tam tersi olabilir. Örnek ve isimden oluşabilir vesaire. Böyle örnekler çoğaltacağız şimdi. Bakalım sıralama. Mesela isim ve sıfatlar oluştuğu zaman ten biliyorsunuz beden demek. Doros da doğru, düzgün anlamında. Ten dorost. İşte sağlık demek ki. Sağlık kelimesi buradan türetilmiş. Sıfat ve isim. İsim ve sıfat. Başta sıfat ve sonunda isim olursa. Hoşhal. İşte mutlu. Hoşmezze. Lezzetli. Kemnezir. Benzersiz. Horat. Sulu. Hoşsipari. Yıldızlı. Anlamına geliyor. Bunlar da birleşik sıfatlar. Örnek ve isimle gelirse başkuh. Bu zaten metinde de gelmişti. Bağımlılığı bir anlamı katıyordu diyorduk. İsmin başına geldiği zaman lığı bir anlamı katıyor. Ve bu artık birleşik sıfat oluyor. Görkemli. Bir, bu da işte bu bağın tam zıttı. Sızsız bir erzeş. Erzeş değer demek. Değersiz. Bir meze. Lezzetsiz. Bir nezir. Benzersiz değil mi? Bir nemek. Nemek tuz demek. Bu demek tuzsuz. Erzeş. Değerli. Bakın. Bir erzeş değersiz, bir erzeş değerli. Demek ki lı anlamını Farsçada aradığımız zaman bayı kullanacağız. Evet, bir diğer birleşik sıfat örneği yine pesfent ve sıfatla geldiği zaman. Mesela na, olumsuzluk anlamı kadar, na rahat. Rahat yani rahat. Na rahat, rahatsız ya da üzgün anlamı katıyor. Fiille, mesela dan, Danestan fiilinin köküdür. Geniş zaman köküdür. Na, olumsuzluk anlamı kadar. Nadan, yani bilgisi olmayan, yani cahil. Eski Osmanlıca metinlerde nadan çok kullanılıyordu. Nadan. Başka ne var? Esme, pesfen. Bu sefer isim ve son ekle bir sıfat oluşuyor. Mesela hünermend. Hüner sanat demek ki mend ise bir son ektir. Bu da sahiplik anlamı kadar. Yani şu bağın verdiği anlamı katıyor aslında. Sanatlı, tabi burada sanata sahip olan değildi. Sanatı yapan kişi, sanatkar yani, sanatçı. Karger, kar iştir. Geri de nedir? Bir sonektir bu da. Yine meslek yapar. Ya yani bir mesleği yapan kişi anlamı kadar. Karger, işçi. Dustane, dust ismimiz bizim. Ane ne yapıyordu bu? Yani dostça, ane, ça, çe anlamı katıyor kelimeye. Dostça. İrani, İran diyoruz zaten. İranlı yani. Tabestani bu da yazlık. Ya da yaza ait yani hem yazlık bildiğimiz kalacak mekan, yazın gidip tatil yaptığımız yer olabilir bu ya da yazla ilgili bir durum. Mesela yazlık bir rapor. Bu anlamda da katıyor. İ'nin biliyorsunuz bu şekilde farklı anlamları da var. Cümle içerisinde olmamı kelimeye vermemiz lazım. Başka ne var? Fiil ve pesfen. Fiil ve son ekle gelirse bu sefer dan. Dan nedir? İşte yukarıda gelmişti zaten. Bu sefer başa fiil geldi. Geniş zaman kökü. Dana. Bilen. Yani alim, bilgin. Ha burada son ek oluyor. Bu ne? Bafende. Baften fiili. Dokunmak. Geniş zaman kökü. Baf. Ende ise genelde meslek yapıyor yine. Yani o mesleği yapan kişi. Dokumayı yapan kişi. Dokumacı. Koştu burada ne var? Koşt. Koşt fiili var. Yani koştan fiili öldürmek. Koştu. Koştu ise ne yapıyor? Meful bir sıfat yapıyor. Öldürülmüş. Öldürülmüş. Ya da ölmüş. Feristaden bu. Feristaden, feristat fiili göndermek. Feristade gönderilmiş diyebiliriz. Nemayende bu da nomuden fiilinden türetilmiş. Yani göstermek. Nemayende ise nema fiilin geniş zaman kökü. Ende bu da yine şuradaki aynı ende ki tabii nema ünlü olduğu için araya bir kaynaştırma sesi gelmiş. Ye gelmiş buraya. Bu da temsilci anlamına geliyor. Ayende bu da yine ayende amenden fiilinin geniş zaman kökü a. Ayende yine kaynaştırma yası gelmiş buraya. Araya ye sesi. Ende yine ende gelmiş. Buradan da gelecek kelimesi türetilmiş. Ayende gelecek demek. Bir diğer sıfat türümüz, birleşik sıfat türümüz mastar ve i geldiği zaman. İşte dideni sürekli metinde karşımıza çıkıyor. İşte diden görmek, dideni işte görülmeye değer.
görülesi, görülmeye değer yer işte. Ya da görülmeye değer kişi. İşte mesela dustaştan sevmek, dustaşteni, işte sevilmeye değer, sevilesi gibi. Yani o bastara iyi eki getirdiğimiz zaman verdiği anlam bu. Bakalım sırada ne var? İbareti softi. Burada da böyle bir şaşkınlık ya da bir heyecan, belli durumlarda kullandığımız ifadeler. Mesela işte ne güzel çiçek ya da ne güzel apartman, ne muhteşem bina dediğimiz ifadeler Farsça'da nasıl kullanılıyor? O konu burada ibareti softi diye karşımıza çıkıyor. Mesela çe dosti, çe dosti. Yani ne güzel bir arkadaşlık. Çe ne güzel. Yani nasıl bir arkadaşlık. Çe dosti hubu azizi. Çe dosti hubu azizi. Yani ne güzel. Ve çe dosti hubu azizi. Yani ne iyi ve can bir dost. Karşımızdaki kişi. Acep dosti hubu. Yani yine tuhaf. Yani burada tabii tuhaf yani şaşırtıcı derecede iyi bir arkadaş anlamında. Devamında ne var? Çe dostlar işte ne dostlar, ne arkadaşlar. Ne aşıklar tanıdım zaten yoktular. Gibi bir şiir vardı galiba. Kimin o ya? Aklıma gelmedi. Atilla İlhan galiba. Öyle bir şiir vardı ama belki de yanlış söylemiş olabilirim. Her neyse işte öyle aklıma geldi bir anda. Çe dostlar diyor. Ne dostlar, ne arkadaşlar. Çe dostlar hubu ezizi. İşte ne güzel ve ne candan arkadaşlar. Ecip dostlar hubu. İşte ne güzel, ne şaşırtıcı, ne ilginç, ne güzel arkadaşlar gibi. Biraz Türkçe'ye çevirirken farklı, Türkçe'ye en uygun karşılık bulmaya çalışıyoruz. İkisiler daha iyi karşılık bulabilirsiniz. Ben dersin heyecanı bazen tam karşılığı belki de vermemiş olabilirim. Devam edelim. Cümleyi softy. Şimdi aynı şuradaki ifadeleri bu sefer cümle hallerini görüyoruz. Burada bunlar deyimsel ifadeler. Burada ise tam bir cümle halinde karşımıza nasıl çıkar mesela? Çeruz hayi canimi gut. İşte ne ilginç günler idi. Ne kadar ilginç günlerdi. Burada çe, ne, nasıl, ne kadar gibi anlamlar da katıyor cümleye arkadaşlar. Şoma çe karhayı kerdi. Siz ne işler yaptınız, siz neler yaptınız? Siz neler yaptınız bir bilseniz gibi dermiş gibi. İn kilise açı kadar bozor vers. Bu kilise ne kadar da büyüktür. İn kilise acayip bozor vers. Bu kilise acayip büyüktür. Türkçe deriz değil mi? Acayip büyüktür. Yani acayip mi? Acayip güzel. Teki ve ahenkler cümleyi sohti ve cümleyi suali ra mukayese kulit. Bu sefer bu soru ve normal cümlelerdeki o vurguyu ve ahengi mukayese edin diyor. Tabi vurgu nereye göstermiş sakın size. Çekari hubi kerdit. Şuraya vurgu varmış. Ne güzel bir iş yaptınız. Kariten kubul. İşiniz güzel dedi. Yaptığınız iş güzel dedi. Çe kari hubi kerdit. Burada ise soru olduğu için soru sözcüğüne vurgu var. Yani ne iş yaptınız? Çe kad meyve kerdit. Ne kadar meyve satmadınız? Çe kad meyve kerdit. Ne kadar meyve aldınız? Bu da bir soru soruyor burada. Evet. Dersimiz yine uzadı arkadaşlar. Bakalım sıradaki egzersiz neymiş. Merde bozor gibi but. Yani bu işte ünlem, nida cümlelerini oluşturmamızı istiyor bizden. Şiraz cayı kaşengast. Çe cayı kaşengi ne güzel bir yer. Şiraz çe cayı kaşengi yaz. Şiraz ne güzel bir yerdir. Şiraz dervazayı canıp dare. Çe dervazayı canıbı ne güzel, ne ilginç bir kapı. Bu dervazı da büyük kapılar için kullanılır. Mesela kale kapısı. Şiraz çe dervazeyi canibi darat. Şiraz ne güzel, ne ilginç kapıya sahip. İnca meydanı bozor ers. Çe meydanı bozor ki ne kadar büyük bir meydan. Ne kadar büyük bir meydan. İnca çe meydanı bozor ki ers. Burası ne kadar da büyük bir meydan. Böyle bir şaşkınlık anlamı katıyor. Şoma zabani kaşan garip. Çe zabani kaşan ki ne kadar güzel bir dil.
Şoma çezabari kaşan gedari. Siz ne kadar güzel bir dile sahipsiniz. Ne kadar güzel bir diliniz var. Yani konuşma dili. Bu hat yazanında ziba, mirsit, mirsat. Çe hati zibayı, ne güzel bir yazı. Bu çe, o çe kadir ziba, mirsat. O ne kadar güzel yazıyor. Bak bu sefer çe kadir de kullanmış. Yani dediğim gibi buradaki çe, şuradaki çe arasında hepsi çe kadir anlamı da veriyor cümleye. Tabi bunlarda çekadı buraya kullanamayız. Çekadı meydan diyemeyiz tabii ki burada. Bir yer cümle to puleziyat harc mı konu? Çe puleziyatı ne kadar fazla para? Çe puleziyatı harc mı konu? Ne kadar fazla para harcıyorsun? Evet. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Okuma metnindeki doğru ve yanlışlara geldik. Birinci cümle doğrudur. Ne diyor? Taht ve Cemşit payitaht ve başhukuk ve hakamın işe bu diyaz. Taht ve Cemşit neydi? Hakamın işlerin görkemli başkenti idi. Doğru. Bu cümle yanlış. Niye yanlış? Fasile-i Şiraz taht ve Cemşit sadece 6 kilometre yaz demiş. Yani Şiraz'ın taht ve Cemşit'e kadar mesafesi sadece 6 kilometre. Yani 160 kilometredir diyor. Hayır. 60 kilometredir. 160 değil. 60 kilometre. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Tahte Cemşit der tule sisat sal safte şodes. Burada diyor ki tahte Cemşit der tule sisat sal. Yani 300 yıl boyunca der tule boyunca da böyle. 300 yıl boyunca sahte şodes yapılmıştır. Yani 300 yıl sürmüş yapım. Hayır. 100 yıl demiştim metinde. Dertüle takriben yekkar sahte şodes yaklaşık bir asır sürmüştür. Kablas Tahran. Tahran'dan önce Şiraz, payitaht İran bu deyaz. Tahran'dan önce Şiraz İran'ın başkenti idi. Doğru mu? Doğru. Diğer cümle. Sedi ve Hafız Ustadi Tarihi Hünerat. Sadi ve Hafız kimdirler bunlar? Sanat ve tarih üstadlarıdır diyor. Değil. Bunlar büyük şairler değil mi? Şairi bozorga. Büyük şairlerdir. Şiraz havayı metbu ve bahayı zibayı darat. Doğru mu? Doğru. Şiraz güzel havaya ve güzel bağlara sahiptir. Doğru. Mescid-i Etik az Mescid-i İsfahan est. Mescid-i Etik yani bu yer İsfahan'ın mescitlerinden, camilerindendir diyor. Hayır, Şiraz'ın, bu metin Şiraz'dan bahsediyor zaten. Yanlış oldu. Geçtik orayı. Yazma egzersizine geldik. Bakalım önce okuyalım tabii ki cümleleri. İmparatoru Hayye Merufi Farsi Kodamant. Fars'ın meşhur imparatorlukları hangileridir? Hangileridir arkadaşlar? İmparatoru Hayye Merufi Fars. Bu Farsların yani İran'ın meşhur imparatorlukları ibaret eder. Şunlardan ibarettir. Hakamanişi ve Sasani. Hakamanişler ve Sasaniler. Tabi başka imparatorluklarım da var. Ama bu metinde bunlardan bahsediyorum. Taht-ı Cemşit Key Paytaht Budayast. Taht-ı Cemşit Key ne zaman? Çevet. Paytaht Başkent Budayast idi. Ne zaman? Taht-ı Cemşit der zamanı Hakamanişyan, Hakamanişlerin zamanında, devrinde paytaht, Budeyaz paytaht idi. O yine yanlış yazmışım, burası T olacak. Evet, bir diğer cümlemiz, fasileyi Alta Şiraz'a kadar yaz. Onun arası, mesafesi Şiraz'a kadar. Onun dediği nedir? Tabii ki Taht-ı Cemşit'ten bahsediyor, yukarıda Taht-ı Cemşit'ten bahsetmişti. Taht-ı Cemşit'in Şiraz'a olan mesafesi ne kadardır? Ne kadardır? Fasile-i Anta Şiraz, Şiraz'a kadar onun mesafesi 6 km, 60 km'dir. Doğru. Bir diğer cümlemiz, Çekadır mesafat Daşdeyaz. Ne kadar bir alana sahiptir? Daşdeyaz sahiptir. Ne kadar? Sado genç hazar met murabe mesafat Daşdeyaz. Hani bunu yanlış yazmışlardı. Oysa ki 1 milyon diye mi geçiyordu acaba? Neyse bunu bakabiliyoruz arkadaşlar. Yani ben şimdi zaman olmasın diye bu kadar diyelim artık. Doğru ya da yanlış olabilir. Bu kadar metre kare alana sahiptir diyoruz. Yukarı çıkıp bakmak lazım. Ya bak bu.
İstemiyorum açıkçası çünkü dersimiz çok uzun sürdü. Bir an önce dersi bitirmek istiyorum aslında. Çünkü çok uzun videolar maalesef izleyiciler açısından sıkıcı olabilir. Tekbiri an der hududu yekkar Türkeş'te yaz. Tekbiri an onun tamamlanması, neyi tamamlanması? Tehtecemşidim. Der hududu yekkar bir yaklaşık bir asır Türkeş'te yaz sürmüştür. Türkeş'ten sürmek. Şiraz ta hududu divist sal Kiş, paytaxt İran'dır. Şiraz 200 yıl öncesine kadar, yaklaşık 200 yıl öncesine kadar paytaxt İran'ın başkenti idi. Kage Merufi Sasaniyan der Şehri Firuzabad est. Sasanilerin meşhur sarayı, Kah Sarayı demek sarayı, Firuzabad şehrindedir. Doğru. Şimdi konuşma diliyle ilgili bazı anekdotlardan bahsedelim. Sonra dersimizi bitirelim. Mesela başukuh, görkemli dedik. Ne oluyor? Üstünde sondaki H sesi düştüğünü görüyoruz. Başukuh. Şukuh, şuku. Şahsiyet, şahsiyet. Burada nedir? Şurada çift yele var ya. Şahsiyet, şahsiyet. Bu da şahsiyet. Burada çift ye okunmuyor. Burada tek, yani burada tek ye okunuyor. Evet. Başka ne var? Vase zemir eşyası vase için demek. Yani benim için. Bereyn'in eş anlamısı. Vasemen yani benim için. Konuşma dilinde daha çok kullanılıyor vase. Yazılımda pek karşımıza çıkmaz. Vasem yani benim için. Beram. Konuşma dilinde beram. Bereyn'e de konuşma dilinde bu şekilde çıkıyormuş karşımıza. Ama bu yazı dilinde pek karşımıza çıkmıyor. Vaseto senin için. Vaset. Berat. Vaseu. Vaseş. Beraş. Vaseyma bizim için, Vaseymun, Beramun. Vaseşoma sizin için, Vasetun sizin için, Beratun. Vaseyanha onlar için, Vaseşun onlar için, Beraşun onlar için. Evet. Burada ne diyor? Bakın açık, zaten bu Vase açıklamasını veriyor. Vase mahsus koftares. Yani konuşma diline mahsustur diyor. Ama Berayı hem der koftar. Ama Berayı, yani Berayı için anlamına gelen diğer sözcüğümüz hem konuşma dilinde hem de resmi dilde diyor, kullanılır diyor. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Bir diğer derste görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.